gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi. Özellikle ARGE projeleriyle ilgili KOBİ'lere yönelik TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmalar, KOSGEB'in ortaya çıkarttığı yeni ürünler genellikle sanayi odalarının kontrolünden geçiyor. Ve bu son yapılan yenilikle birlikte de KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir çalışma hayata geçmiş oldu. Peki bu mevzuat sonrası Gaziantep'in gelişmesinde özellikle sanayinin, KOBİ'lerin gelişmesinde nasıl bir farklılık doğacak? Bu KOBİ'lerimizin yapacağı yatırımları kolaylaştırmak açısından alınmış bir karar. Mevzuat kolaylığı. Mevzuat kolaylığı kesinlikle. Tabii katma değer vergisini ödememesi bir finansman kolaylığı getiriyor. Eğer katma değer vergisi ödeyecekse ve o katma değer vergisini yeniden mahsup edene kadar aradan aylar geçiyor. Sonuçta zaten KOBİ'lerin finansman güçleri belli. Dolayısıyla %8'den başlayarak yaptığı yatırıma bağlı olarak %18'e kadar katma değer vergisini ödemeden bu teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacağı için de bir finansman kolaylığı ortaya çıkmış oluyor. Seçim atmosferi hemen hemen